Güney Afrika'da 500 binden fazla altın madeni çalışanı maden şirketlerine toplu dava açmaya hazırlanıyor. Yüksek Mahkeme bu yolun anayasaya uygun olduğu ve silikoz ve tüberküloz sonucu hayatını kaybeden işçilerin varislerinin de davalara katılabileceği yönünde karar verdi. Bu çerçevede maden işçilerinin maden şirketlerine karşı suçlamalarını en etkin şekilde ortaya koyabilmeleri için toplu dava açmaları en gerçekçi yol gibi görünüyor. Bu anayasa tarafından izin verilen tek hukuki yol. Tıbbi araştırmalar altın madenlerinde çalışanların çoğunluğunda silikoz sendromunun olduğunu ortaya koyuyor. Silikoz bu kişilerin ciğerlerini hassaslaştırarak verem benzeri hastalıkların riskini arttırıyor. Mahkeme süreci yaklaşık 30 kadar şirket için milyon dolarlık tazminatlarla sonuçlanabilecek gibi görünüyor.